Selamlar, umarım her şey yolundadır. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak istiyorum. Bu videoda bebek arabası dosyasını kapatıyoruz. Artık o bebek arabası mı daha iyi, bu mu daha iyi, hangisini alayım, işte bu mu hafif, bunun kullanımı daha iyi, bu daha iyi katlanıyor. Oyun bitti. Mekanın sahibi geliyor artık. Baby Zen Yoyo. Araba gerçekten en iyisi. Ya bunun hiç tartışılacak bir yanı yok. Yaslanma tarafı 145 derece kadar yatırılabiliyor. Şurada hemen size göstermek istiyorum. 5 noktalı emniyet kemer sistemi var. Tekerlekleri gerçekten çok ergonomik ve çok hızlı. Arnavut kaldırımlarında falan hemen hemen hiç takılmıyor. Videoda sizin de gördüğünüz gibi tek elle çok rahat bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu bebek arabasının ağırlığı tamı tamına 6.2 kilo. Muazzam bir rakam. Tente kısmında böyle gözetleme alanı var. Tutma yeri gayet rahat. Arabanın arka tarafındaki şu görmüş olduğunuz hazne gerçekten çok geniş. Eşim bayağı bir eşyasını çok rahat bir şekilde koyuyor. Yine tabii ki her arabada olduğu gibi alt tarafında da bir taşıma haznesi var. Arabanın başında böyle iki büklüm anlatmak yerine gelin size masa başında anlatmaya devam edeyim. Bu bebek arabasının birçok rengi var. Size şu an fotoğraflarını gösteriyor olacağım zaten. Peki neden Baby Zen Yoyo'yu bu kadar övüyorum? Bu bebek arabasının muadilleri var. McLaren markasının Pusset bebek arabaları, GB Packet var. Baby Zen Yoyo Türkiye'de satılmıyor maalesef. Buradan da parası olup bir iş yapmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Gerçekten bu markayı alın getirin Türkiye'ye. Deli gibi satarsınız. Biz bebek arabasını Fransa'dan getirttirdik. Sağ olsun Çağlar, Murat Bey, Defne Hanım çok yardımcı oldu bana bebek arabasını getirtirken. Buradan kendilerine selamlar. Ne yapın ne edin, birilerini gönderin, kendiniz gidin, bir şekilde sipariş verin, bu bebek arabasını alın. Size benim anlatmış olduğum bebek arabası 6 Plus diye geçen modeli. Yani 6 aylık üstü. Bir de bunun 0 Plus var. Ne fark ediyor peki? 0 Plus ana kucağa eklenebiliyor. Adaptörleri var, her bebek arabasında olduğu gibi takıyorsunuz, üzerine maxi koziyi falan çok rahat yerleştiriyorsunuz. O bundan daha pahalı. 0 Plus olan daha pahalı. 6 Plus bizimkisi, buna adaptör takıp ana kucağa takamazsınız. Bebeğiniz artık oturmaya başladıktan sonra o koca hantal bebek arabalarını bir kenara bırakıyoruz biliyorsunuz ve yerine daha hafif, taşınması çok daha kolay, katlandığı zaman daha az yer tutan bebek arabalarına ihtiyacımız oluyor. İşte bu o. En büyük avantajlarından bir tanesi, katladıktan sonra çanta gibi taşıyorsunuz ve uçakta kabine koyabiliyorsunuz. Seyahatlerde kullanmak üzere bile sadece alınabilir. Peki bunun fiyatı nedir diyeceksiniz. Benim almış olduğum modelin fiyatı 400 euro. 0 Plus modelin fiyatını şu an bilmiyorum açıkçası. Ama o herhalde bir 100 euro, 150 euro falan daha pahalıydı. Başka ne avantajı var? Aşırı kolay bir şekilde her şey çıkabiliyor. Yani örtüsü mü kirlendi? Hemen çırt çırt. Sök, at, yıka, hemen tak. Bir de firmanın şöyle bir jesti oluyor. Bebek arabasını aldıktan sonra içinde saklama çantası ve yağmurluk çıkıyor. Bunu diğer bütün bebek arabası satıcıların hepsi ekstra olarak size satıyor. Kısaca özetlemek gerekirse gerçekten gönül rahatlığıyla alabileceğiniz ve bir seferde bu işi çözebileceğiniz bir bebek arabası. Biz daha önceden başka bir araba almıştık. Zaten videosunu izlemişsinizdir. Keşke diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bu videoda benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.